Onun haricinde de bizim Zara'ya ait yöresel kıyafetli bez bebeklerim var. Yaklaşık 80 sene önce giyilmiş kıyafetlerle çalıştım bu minyatürleştirme işlerini. Bebeklerimin içi de çaput bebektir, bez bebektir yani. Böyle kuklalarımız da vardır. Kimseden öğrenmedim. Ben internette çok dolandım. Bir 7-8 sene yaklaşık internetten hiç çıkmadım. Yani sadece bez bebek araştırdım. Sonun böyle olacağını bilmiyordum ama seviyordum. Dikiş dikmeyi oldu bitti ama severim yani. Benim çocukluğum Almanya'da geçti. Ben 14 yaşından sonra Türkiye'ye geldim. Benim annem halı dokurdu, çantalar, aklınıza ne gelirse yapardı. Kazaklar, patikler, her şey yani. Masa örtüleri, danteller. Daha annem yapmadan patronlar çok büyük bir heyecandan satın alırdı. Herhalde oradan gelme bir duygu bu benim yaptığım şu an. Pandemiden bir hafta önce başladım ben. Pandemi de benim tam fırsat doğmuş oldu benim için. Sabah akşam hiç uyumadan diyebilirim. Ciddi anlamda bir sene hiç kalkmaksızın başında oturarak böyle bebek diktim. Ondan önce de ben 16 yaşından beri dikiş dikiyorum. Tabii bu tarz dikişler değil. Daha çok giyim üzerine, eve giyim kullandığımız malzemeler oluyordu. Ama bez bebeklere geçiş torunumdan sonra oldu. Onun geleceğini duyunca Barbie bebekler çok hoşuma gitmedi. Ben Barbie bebeklerle büyüdüm ama benim bez bebeklerim de çok fazlaydı. Onun da bez bebekleri olsun istedim ama sonu işte biraz farklılaştı yani. Sivas Zara Özköylerin gelin kıyafeti bu. Tozaklı başı bu. Gördüğünüz gibi gelinin, damadın variyetine göre gelinin kafasına bu altınlar takılıyor. Gümüşten de kesinlikle zincirlerle gümüş paralar takılıyor. Ve bu tüyler de tavukların telekleri deniyor. Onlar kök boyalarla boyanıp renkli renkli gelinin fesinin içine yerleştiriliyor. Bizim işimiz bitti. Bitti valla, gidiyoruz. Aslında doğal halı daha güzel yerde. Boş boşta kendim şey yaptı. Kaçış İstanbul'dayım. Şimdi gidip geleceğim bir hafta sonra günde de. Ben bir söyleyeyim. Ben bir şey yapayım, bir konuşayım. Bu da seni anlattım şimdi. Bu da benim konuyum. Çok burada. Detaylar çok da yani tatik yaptı. Bu da erkek damat fesi. Gene paraları variyetine göre, maddi gücüne göre takılıyor. Yeleği de erkek gömleklerinin beyaz düğmeleri var. Onlarla bu desen elde ediliyor. Ve ince kum boncuklarla. Bu da böyle bir damadımız. Evet, hepsi en baştaki yine Özköylerin gelini. Onun yanındaki bizim Zara, Sivas Zara Osmaniye köyümüze ait Çerkez kıyafeti. Onun yanında da siz buraya gelirken mutlaka görmüşsünüzdür. Tödürge Gölümüz var ve onun da köyü var. Köy kıyafeti o. Onun yanındaki siyahlılar da Kerbela'nın yasını tutan Koçgiri kıyafetleri. Onun yanındaki gene Çerkez kıyafeti bayan olarak. Şöyle göstereyim. Yine Çerkez kıyafeti erkek. Benim ailem olunca biraz fazla tabii ki karakterler fazlalaştı. Ve burada da saya grubu var. Böyle gördüğünüz gibi devemiz var. Bu deveyle oynanan bir yöresel oyun. Aslında Orta Asya'dan gelme bu oyun. Bir 7 kişiyle falan, en az 7 kişiyle oynanıyor. Daha da fazla olabiliyor bu. Benim eşim kültürel çalışmalara sahip bir insan. Biz 20 sene önce falan bir yaklaşık 10 sene köy gezileri yaptık. Haftada 3-5 kere. Oradan tanımış olduğum bir sürü kıyafetler var, teyzeler var konuşmuş olduğum. Bu bilgilerin birçoğu da o döneme ait yani. Çevreden övgü çok fazla, beğeni de çok fazla. Herkes kendinden bir şey katmak istiyor. Arayanlar, soranlar, bilgi vermek isteyenler, hatta eskiye ait kumaşları olanlar bana kumaş da ulaştırıyorlar. Festivallere gidiyorum, çok davet alıyorum.
Zara'nın Sivas'ın dışından da çok davet alıyorum. Dışarıya gitmeyi çok gitmedim yani. Gitmek de istemiyorum, neden bilmiyorum. Ama Ankara'da, Sivas'ta oldukça sergilerimiz oldu. Zara'da gene aynı şekilde. Ben yurt dışına da çok verdim. Almanya'ya, Dubai'ye, hatta İngiltere'ye de gitti bebek. İstanbul'dan da bayağı bir alan iş adamlarımız oldu. Onlar topluca alıyorlar mesela. İşte atıyorum bu Koçgiri bebeğinden mesela 10 taneyi birden istiyor. Yahut da bu Özköylerin bebeğini 6-7 taneyi birden istiyor. Öyle toplu satışlarım daha fazla oluyor yani. Şu bebek mesela benim yaklaşık 30-35 günümü alıyor. Hiç üzerinden kalkmaksızın çalıştığımda. Ama diğer bebeklerim gene üzerinde hiç durmaksızın çalıştığımda 20 günümü falan alıyor. Çamaşır makinesinde defalarca yıkayabiliyorsunuz. Bütün her şey organiktir yani, elden geçme. Yok, arkasındayım yani. Bu çalışmam benim biraz farklı herkesten. Neden diyeceksiniz? Yüzdeki hassasiyete baktığınız vakit kaç iğne darbesiyle edildiğini o zaman belki daha iyi anlayabilirsiniz. Aslında hiçbir iğne darbesi de fark edilmiyor. Şu an Türkiye'de olması gereken aslında yüzlerdeki, çaput bebeklerdeki yüzlerdeki hassasiyet. Ama herkes genelde boyamayı seviyor. Yani aslında vermek istediğim slogan da şu. Herkes her şeyi yapabilir. Kendine ait. Aslında bu benim kendi dünyam. Şu an Sivas'a ve belki Zara'ya çok farklı gelebilir. Ama her insanın muhakkak bu kadar başarılı olabileceği bir alan vardır. Ben sadece bizim olanı bize hatırlatmaya çalışıyorum yani. Ben de ne kadar kendimce, kendi yöremizi aydınlatabiliyorsam, halka anlatıp insanlara sunabiliyorsam o kadar küçük bir ışıkla ben de varım diyorum yani. Benim istediğim aslında bilindik bebekler, bilindik kıyafetleri zaten herkes biliyor. Ama bizim yöremizi ezberletmek istiyorum. Yani o kadar çok paylaşım yapıyorum ki sosyal hesaplarda. Bir baktıkları vakit evet bu Sivas yöresine ait denebilsin yani. Çünkü o kadar çok bebek çeşitleri var. Birçok Ardahan bebekleri var. İşte Nevşehir'in bebekleri var. Onların isimleri var. Şu an onları söylemiyorum. Birçok bebek türü var. İnşallah biz de Zara bebekleriyle var olacağız diye umut ediyorum yani. Ben Instagram'dan Nilgün'ün bebekleri 58 diye girdiğinizde benim neler yaptığımı daha iyi anlarsınız yani. Nedir? Öğlen arası geldiğimizde annemize deriz ki anne benim karnım çok acıktı. Hemen bana yemek ver lütfen diyoruz. Aynen şöyle oluyor karnımız. Etekler zil çalıyor. Bu da atasözüm. Mesela yerim elma, gönül alma demek. İnsanlar kötülük yaptığında hiç kimse onu sevmez. Kara kaplı olduğunu düşünür. İşte böyle olur. Simsiyah hiç olur. Ama iyilik yaptığında kızımız böyle mutlu olur. Çok güzel olur. Bu Şadiye, bu da Şaziye. Bu ikisi kardeşler. Allah Allah, bu Şadi nerede acaba? Ben geldim. Neredeydin Şadi? Biraz dişim çıktı da. Ne işi bakalım? Yine annemin makarnaları mı annemin gödümümdün? Hayır, bu sefer evde birazcık top oynarken annemin evindeki vitrini kırdım. Ne? Hemen seni anneme söyleyeceğim. O makarnada ödeşmiş oluruz. Ama ben birazcık makarna yedim. O birazcık da. Çok az. O kadar az ki.